Sağlıklı Sigorta Son Noktayı sunar. Türkiye'nin en çok izlenen bölgesel kanalı TV52 ekranlarında hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. İstanbul'dan ayaklarının tozuyla geldi ve sağ olsun bizleri ziyaret etti. İktisatçı, geçmiş dönem belediye başkanı Sayın Ahmet Ataç bugün konuğumuz. Gürgen Tepe Dernekler Federasyonu Başkanı aynı zamanda hoş geldin diyelim Sayın Başkan'a. Ardından çok sorularımız var, konuşacak çok şeylerimiz var. Programımıza hızlıca başlayalım. Evet Sayın Başkanım. Hoş sefa geldin. İyi ki geldin. Evet. Ayağının tozuyla bize geldin. Kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Lakin önce şunu merak ediyorum. Kendinizi tanıtın. Ardından hiç araya girmeden ekleyin lütfen. Ordu'ya geldiniz. Bir Gölköy'ü ziyaret ettiniz. Bir sıla-i rahim yaptınız. Gürgentepe. Memleketi nasıl buldunuz? Gürgentepe'yi nasıl buldunuz? Hemen tanıtmanın arkasına bunu da eklersek seviniriz. Buyurun. Değerli dostlar. Kanal Ali'nin muhterem seyircileri. Şimdi bugün Ahmet'le son nokta üstadımın bir programında sizlere hitap edeceğim. Daha sonra sizlerden yani Ordu'yu, Gürgentepe'yi, Gölköy'ü daha sonradır. Genellikle yerelde tabii bu programın genel izleyicileri de var. Yani onlar için onlar bizi mazur görsünler. Yani biraz özelliğe girmiş olacağız. O anlamda yani o arkadaşlara da saygılar sunuyoruz. Şimdi Ahmet Taç kimdir? Ahmet Taç Şahin'dir. 1950 yani Gürgentepe yani daha sonra Ordu doğumlu bir vatandaş Şahin'dir. 59 senesinde Adapazarı'na ailece yani bir yani ikametgah değişikliğimiz oldu. İlkokulu Adapazarı'nda ikamet ettiğimiz daha sonra taşındığımız yerde okudum. Ortaokulu liseyi parasız yatılı olarak devlet imtihanını kazanarak İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nde üniversite olarak da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi yanındadır. İşletme Maliye bölümü mezunuyum. Tabii hatta lise mezunu olarak girdiğimiz memuriyet hayatında sendir. Yani muhtelif kadrolarında sonradan Marmara Üniversitesi'nde olan spor akademisine başladım. Ve 20 sene Sakarya Marmara Üniversitesi'nde yani muhtelif kadrolarda görev yaptım. Ve son 5 senede eğitim camiasından bir bölüm olan yani Sakarya Üniversitesi'nde eğitim yani iş hayatını devam ettirdik. Ve bunun akabinde 99-2004 arasında bir istek üzerine yani girdiğimiz bir seçimde oradan intikal ettiğimiz yanıdır. Adapazarı'nın bir beldesine Karasu Limandere beldesine belediye başkanı olarak görev yaptım. Emekçi oldum. Tekrar 64 senesinde yani eğitim için gittiğimiz İstanbul'a dönüş yaptık. Şu anda İstanbul'da yaşıyorum. Şimdi tabii bu bizim genel şeyimiz yanındır sürecimiz. Ama şu var yanındır. Biz bu topraklarda yani doğduk. Ama çok kişi özellikle son 15-20 seneden beri olduğu gibi sanır şeyleri olan sanır büyük göçlerin dışarıda olan gurbetçilerimizle beraber hala İstanbul'da bir yerde yaşıyoruz. Ama şu var, bu memleketlere, bu yerlere bizim vebal borcumuz var. Onun için yanındır muhtelif derneklerde, sivil toplum kuruluşlarında, yani bu şeyde yani süreçte şeyler yaptık yani görevlerimiz oldu. Hala da bu devam etmektedir. Belki fiili olarak son görevimiz ama yani bizim ne kadar gurbette de olsa ki bu ben değilim. Yani bir ton insan yanındır. Şu anda İstanbul'da 600 bin civarında yani insan var. Belki ordunun tamamında bu kadar insan yok sanır. O insanların gönlü yani ordu için yatıyor, şey diyor, atıyor. Yani onu da biliyorum ben şey diyorum. Biz de onlardan birisiyiz yanındır. Yani bizim bu memleketlere de yani düğünümüzde, bayramımızda, fındık zamanımızda, muhtelif zamanlar gidiş gelimsiz var.
Ve tabii dün yani bir vesileyle geldik. Yani iki tane ilçemizi ve yani ilimizi muhtelif görüşmelerimiz falan oldu. İşte Gürgentepe'mize ve Gölköy'ümüze uğradık. Bugün kısmet olursa yani İstanbul'a tekrar dönüşümüz olacak. Ama şu var, memleketimize yapılan her yani güzel şey bizi memnun ediyor. Yani kim olursa olsun, kim yaparsa yapsın ve gönlümüz de yanındır. Özellikle gurbette olan insanların bu şekilde yapması, bu şekilde yani güzel şeylerin, yani faaliyetlerin yapılması ve hizmet anlamında yapılması. Ama şu var yani tabii bu işler oluyor mu? İşte biraz yani maalesef biraz eksiklerimiz falan var ama olmasını arzuluyoruz. Bu anlamda üzerimize bir düşen bir görev varsa bunu da şeyindir, seve seve bizler yapmaya hazırız. O insanların da bu yakınlığı bekliyoruz. O zaman az önceki sorduğum soruyu tekrar soracağım Sayın Başkan. Bir yerel yönetici olarak, eski bir yerel yönetici olarak, bir sivil toplum kuruluşu başkanı olarak Gölköy'e geldiniz, Gürgentepe'ye, Ordu'ya geldiniz. Tabii ki çok bir vakit olmadı geleli, 24 saat bir vaktiniz vardı ama gördüğünüz kadarıyla şehirde bir şeyler değişmiş mi? Orada bir değişim olmuş mu? Ya da Gölköy'de veya Gürgentepe'de? Yani, tabii bu değişmeli. Yani, son seçimden yaklaşık 2 sene falan geçti. Yani her gelen başkan, her gelen yerel yönetici bir şeyler yapmak ister. Yani karınca kaderince bir şeyler muhakkak yapmışlardır. Ama şu var yanındır. Tabii bizim memleketimize şimdi yani Gölköy'den, Gürgentepe'den Ordu'ya gelirken yani şöyle bir panoramik olarak baktık nedir? Yani Ordu'nun köyleri, mahalleleri o kadar dağınık ki bu şeylere yanındır. Yani böyle yeterince belki hizmet götüremiyor, şey demiyor. Ama başka yerlere baktığımızda mesela Ege yönetimde, Ege yöresinde falan yani nedir? Şehirleri kalabalık gibi gözüküyor ama daracık. Ama bizim buralarda her dağın başında, her tarlanın başında bir tane ev var. Bir tane yani adam yol istiyor, şeydir, su istiyor, elektrik istiyor. Yani bunlara doğal olarak yerel yöneticilerin yetişmesi biraz çok zor yanıdır. Yani üstelik bir de tabii Türkiye'nin ekonomik şeyleri falan var. İnsanların beklentisi zor. Yani bu anlamda tabii her geldiğimizde muhakkak yani iyi şeyler görüyoruz, yani o kesin bir kere evet. Yandır. Daha da iyisi olmasını arzuluyoruz. Yani inşallah yani yerel yöneticilerimiz bu anlamda da eline gayreti yapıyordur. Biz de buna inanıyoruz. Yani nedir? Oraya insanlar yanındır. İş olsun diye seçilmiyor. Muhakkak vaatleri var. Yanındır. Günlük insanların beklentisi var. Onlar bir şekilde devam ediyor ve yani her geldiğimizde yani biraz daha gelişmiş, modern ki özellikle yani Ordu'da yani bu değişimi görüyoruz diyoruz. Yani Ordu büyük şehir. Yani bu büyük şehirde yani yereldeki yanıdır ilçelerdeki yöneticilerle büyük şehrin arasındaki diyalogla daha güzel inşallah yani evet. işler olsun diye bekliyoruz. Yani inşallah da olacaktır. Ona da Ordu'nun inanıyoruz. Gelişmiş olduğunu dışarıdan bakan uzman bir gözle değerlendirmek de bizim de hoşumuza gitti açıkçası. Evet, Gürgentepe Dernekler Federasyonu dedik. Evet. Bir federasyonunuzu tanıma fırsatımız var mı Sayın Başkanım? Şimdi Gürgentepe Dernekler Federasyonu'nu şöyle tanıtmaya çalışayım. Şimdi İstanbul'da şu anda bizim 11 tane şeyimiz var. Yani federasyonumuz var. Yani bunlar derneklerin çatı kuruluşu olarak yanındır. Kurulan federasyonlar. İlk kurulan federasyonlardan birisi ki yanındır İstanbul'daki Ordu Günleri'ne imza atan ki yani şeyimde kuruluşunda da yani muhtelif zamanlarda yönetiminde olduğum ve fiilen içinde olduğum yani Ordu Dernekler Federasyonu var. Onun yapısını veya onun şeyini işlevini şey etmeden yanındır değinmeden geçemeyeceğim. Ama Gürgentepe Dernekler Federasyonu da diğer federasyonlarımız gibi bir ihtiyaçtan doğdu. Şöyle nedir bunun şeyi, İstanbul'da şu anda 14 tane derneğimiz fiilen yani şey, yani Gürgentepe Dernekler Federasyonu'na üye. İzmir'de ve Ordu merkezinde de yani 2 tane derneğimiz, 16 tane şu anda derneğimiz var. Şimdi şu var, İstanbul bir yerdeki düşünürsek yani ki İstanbul yani Ordu'da bir dernek olduğunu, yani İzmir'de bir dernek olduğunu çoğu kişi bilmiyordu yani. Ancak yani o derneği oluşturan insanlar biliyordu. İstanbul'da da şey, Maltepe'den Esenyurt'a kadar ki Esenyurt'ta 4 yani 5 tane Anadolu yakasında
yani Beşten olmak üzere muhtelif yerlerde dernekler. Bunlar ancak yani tanıdık insanların bir araya gelmesinden kurulmuş dernekler. Bunların çoğu birbirlerinden şeyi yoktu. Yani haberleri yoktu, ilgisi yoktu, bilgisi yoktu. Şu anda biz onu sağlamak üzere sendir. Onu Allah razı olsun o arkadaşlardan, özellikle yöneticilerden, yani bunu oluşturmak için bir ihtiyaç doğdu ve bizi biraz abi görerek yanındır. Yani bu işin kurucu başkanı, devamında da yani kongre sonrası şey, 2-3 sene idare edecek başkan olarak layık gördüler. Ben bu anlamda bütün arkadaşlarıma, bütün yani nedir, dernek başkanlarımla hepsine teşekkür ediyorum, yaşıyorum yanındır. Şunu yani şey diyorum yanındır. Yani iş Gürgentepe'lik değil yani. Gürgentepe ayrı bir özelliğimiz bizim, ama yani bu derneklerin yani varsa ki İstanbul'da şu anda sayınıdır 300 küsür tane, 350 civarında dernek var. Birbirimizi tanımakta yani yolu bu derneklerden geçiyor. Onu da biliyorum yanındır. Bu işlerin içinde olan insanlar yani bunlar vasıtasıyla biz hem kendi aramızda hem de memleketteki insanlarımız arasında bağ kurmaya çalışıyoruz. Bunun için de bütün arkadaşlarımız yani çaba harcıyorlar. Yani özellikle yönetimde gören başkan ve diğer arkadaşlara bu anlamda da teşekkür ediyorum. Evet başkanım, üye olarak veya ne bileyim hemşehriler olarak yeterli desteği buluyor musunuz ya da yeterli sayıda mısınız şu an? Yani İstediğiniz şimdi, sayıyı yakaladınız mı? Şimdi yeterli sayı derken şu yanındır. Bunların tabii yani çoğunun şeyi Kültür ve Dayanışma Derneği. Yani bu anlamda bazıları da şey yani yani belli bölgede mesela yani şey yani Döşek olsun, Muratçık olsun, senindir, Akıran olsun yanındır. Belli bölgelerin derneği bunlar. Yani belli yerlerin derneği. Şimdi bunu çektiğimizde o yöredeki insanların oluşturduğu. Yani tabii bu arada İstanbul'da şu anda birisi yani burada birisi şeyde olmak üzere, İzmir'de olmak üzere yani 3-4 tane de şey var yanındır. Yani Gürgentepe'li adını taşıyan dernek var. Ama şimdi o derneği oluşturan arkadaşlar genellikle aynı yörenin insanları falan. Şu var yani tabii en azından yani o şeyi yanındır, derneği kuran yönünde olan insanlar birbirlerine istişare halinde yanındır. Eksiklerini, fazlalarını, kim ne yapıyor, ne şey diyor falan, kendi aralarında dayanışma var. Bu da çok şey getiriyor yani diyor. Mesela son kurulan iki tane derneğimiz, Gürgentepe'nin iki tane derneğimiz ki kuruluşları 2 sene yani oldu olmadı. Yani mülk sahibi oldular İstanbul'da yani. Yani değeri en azından 500 bin lira yani bir trilyona yakın mülk sahibi oldu. Bu da kimden oldu sayındır? Üyelerinin desteği ne oldu? Yani mülk sahibi olduktan sonra İstanbul'da dernekçilik veya ne de gurbette dernekçilik kolay. Ama dernekçiliğin en büyük sıkıntısı da mülklerinin olması, artı sayınıdır oranın kirasını karşılamaları ve nedir kendi içinde bu yani yapacakları yani faaliyetleri döndürmeleri yani önemli. Yani bu anlamda da üyelerinin veya ne de kendi eşinden dostundan yani İş adamlarının desteğine ihtiyacı var. Bu anlamda da nedir, bu derneklerimizi desteklenmesi de gerekiyor. Evet, demek ki para derneklerle evet, de birçok kapıyı açıyor. Birkaç tane mesajımız var. Nuray Çakır, hayırlı olsun konunuz demiş. İyi yayınlar dilemiş sizlere. Emrah Çelenk, iyi yayınlar demiş. İbrahim Yıldıran, selam gönderelim İbrahim Bey abime. Aleyküm. Evet, size selamlar var. Başkanım, aslında size çok sorumuz var da. Şimdi İstanbul'dasınız. Bir dernekte konfederasyon başkanı, federasyon başkanısınız. Evet. Sivil toplum kuruluşlarındasınız bu zamana kadar. Orduyla ilişkileriniz nasıl? Yani sık sık orduyla bir bağ kuruyor musunuz? Yoksa biz İstanbul'dayız, nasıl olsa hayatımız burada devam ediyor mu diyorsunuz? Yani şu nasıl anda konuşmamızın başında bunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani bizim insanlarımız memleketine aşık insanlar. Yani onu öncelikle belirteyim. Biz de aynı duyguları yaşıyoruz. Yani şimdi yani belki uzun bir süreç oldu. Yani biz Adapazarı'na çektik ama taşındık ama şimdi benim doğduğum yer yani atamın olduğu yer buralar. Burada yani o derneklerdeki insanlar olarak unutmamız mümkün değil. Şimdi şunu yapıyoruz yani çünkü tabii yani taşındığımız yerlerde de bizim ilişkilerimiz var muhakkak yani Adapazarı'nda liman arasında şu mu falan ama fakat burada da hala ilişkilerimiz yani çok arkadaşın bağı var, bahçesi var yanındır.
cenazesi var, düğünü var, bayram falan var. Bu vesileyle yani en az şeyden yanındır 5-10 defa yani bu memlekete gidip geliyorlar yani diyorlar yani. Yani o anlamda yani biz bu insanların yani bu memleketlerden kopmaları mümkün değil. Yani onu öncelikle ifade ediyorum ve bunu da fiilen görüyoruz yani diyoruz. Nedir? Mesela bugün bir cenazemiz geldi yani sendir İstanbul'da araba tutuluyor yani diyor falan. Peşinden o cenaze sahipleri olsun, işte dernek mensupları olsun yanındadır. Yani özel bir çaba inanıyandır. Onu burada yani hak yoluna şey etmek için sendir. Yani özel olarak geliyorlar yani diyorlar. Peki İstanbul'da sizin... da belki mezarlıklar falan var ama yani biz memleketimizde doğduk, burada doğduk yanındadır. Yanındadır. Devamda da yani şeyimizde yani kara toprağımıza döneceğiz. Işte burada olsun diye. Amacınız yani, dernek olarak amacınız ne konfederasyon olarak başkanım? Yani sadece insanların bir araya gelmesi, işte sohbet etme, tanışması mıdır yoksa bir misyonunuz nedir yani bu konuda yani biraz açsak? Tabii dernekler dediğim gibi özellikle yani ki bu derneklerin bütün açılımlarında var yani sosyal dayanışma derneği. Daha sonra hem kültürel anlamda hem de şey anlamda aslındır. Yani o insanların derneğe meydana getiren insanların şey yanındır bir araya gelmesindeki amaç olarak yanındır dernek üyelerinin ve yanındır yani yönetiminin bu anlamda memleketine olan kültüründen bağından şeyinden geleneklerinden görevlerinden kopmaması asıl amaç. Ama şu var yani özellikle benim yani özellikle üzerinde durmam gereken şey yanındır biz yaşlılar olarak yani ki yanındır şöyle baktığımızda yanındır belli yaşında üzerindeki insanlar bu işin gönderiliğini yapıyor. Yeni neslin yani bu şeylerin içine girmesi gerekiyor. Şimdi İstanbul'da doğup da yanındır yani anası atası yanındır Ordu'da olan yanındır evlatlarımız yanındır bir kısmı bu şeylere sıcak bakmıyor ama bir kısmı da gerçekten ne de takdir edilecek şekilde gözleriyle yaşıyor yanındır yani bu derneklerine sahip çıkıyor işte görev almak istiyor. Yani benim bu süreçte yani özellikle talep ettiğim dernek başkanlarından diğer yöneticilere talep ettiğim şey gençlerin ve bayanların özellikle bayanların bu işin içinde olması lazım. Bayanlar olmasa yanındır bu dernek faaliyetlerinin çoğu ki bu mülk alan derneklerin yani bayanlara özellikle buna önderlik etmişlerdir. Şimdi kuruluş amacı olarak şey ettiğimizde bazı arkadaşların yani farklı fikirleri olabilir farklı derken sanır işte bazen desinler diye yani nedir yani başkanlık talebinde veya nedir yönetme olmaya talip arkadaşlar falan var ama bu azımsanacak şekilde kafasında böyle düşünüyor olan arkadaşların yani zaten belli bir süre sonra yani niyetleri anlaşılıyor biz gerçekten yanıdır dernekli olarak federasyon olarak yanıdır yani bu görevi yapacaksak ki bu gönüllülük esasına olay kurulmuş yani bir kuruluş yanıdır yani bu niyette hareket etmesi lazım. İnsanları bir araya getirmek içindir. Bunun şeyi şey lokal olur, şey nedir başka bir yer olur, mekan olur veya yani Gürgen'de Dernekler Federasyonu olarak biz yaklaşık bir seneden beri bir mekan çektik. Orayı yani bize yakışır şekilde nedir dizayn ettik şey nedir. Yani kapıdan girişinde ki kapısında burası sizin ikinci eviniz, evinize hoş geldiniz, evinize hoş geldiniz olmaz ama yani böyle bir yani espri olsun diye böyle bir şey ettik. İçeri girdiğinde yani orada şeyi görürsün, yani Gürgentepe'yi görürsün ve yani kafamdaki bir şey de sanır yani ki bunu ben bütün derneklerimde söylüyorum. Bizim yani geçmişin kullanılan yani alet, edevat veya yöresel ürünler neyse sanır bunları yani bir köşede şey edip sergileyip sanır. Yani şeyimize, çoluğumuza, çocuğumuza da yani biz buralardaydık. İşte o istikandillerle başladık. Şu anda şey nedir projektör ampullerle şeyden bir yani en azından bir aydınlanma şeyi olarak düşündüğümüzde biz o kandiller neredeydi? Kandil nedir? Yani o çoluğumuz çocuğunun bilmesi gerekiyor. Evet. Yani o anlamda da işte nedir derneklerimize ve yani federasyonumuza kesinlikle yani bunu yapacağım yanıdır. Geçmişimize de bizim yanındadır. Şeylerimizi hem dernek faaliyetlerini hem de yani geçmişte yaşadığımız yani hayat olarak yaşadığımız ve zor bir coğrafyadayız yanıdır. Şeylerimizi, sıkıntılarımızı yanındır. En azından bu aletlerden, edevatlarından ve şeylerden yani tamam. Görsel materyallerden anlatmak
durumdayız. Yani. Geçmişi bir şekilde yad edeceğiz diyorsunuz, evet. Ve kuruluş amacınıza bu şekilde öğrenmiş olduk. Atıf Bozkurt da başkanıma selamlar demiş. Sizlere selamlar var. Başkanım, bu COVID sürecinde neler yaptınız dernekte? Yoksa siz de kapatıp bu süreci evde geçirenlerden misiniz? Yani şimdi şöyle, tabii bu COVID sürecinden dolayı yani dernek faaliyetleri yanındır. Şu anda son olarak sanılır. Yani bu Şubat ayı sonuna kadar askıya alınmış oluyor. Bu nedir? Kongredir. Yani lokallerin kapatılmasıdır. Bir şey falandır. Ama arkadaşlarımız, Allah razı olsun ki biz federasyon olarak da bunu yaptık artık. Hangi yörenin şeyiyse, yani hangi köyün, hangi mahallenin derneğiyse nedir? Yani İzmir'den tutun da İstanbul'daki şeyler olmak üzere sanılır. Kendi aralarında bu sıkıntılı dönemlerinde nedir? Dezenfekte madde, ondan sonra maske gönderdiler memleketlere. Bunu fiilen biz takip ettik. Yani biz de federasyon olarak da sanır bunu Muhtarlar Derneği başkanlığı vasıtasıyla yani muhtarlarımıza dağıtın diye öyle de bir şey yaptık. Tabii zor bir süreçte geçiyoruz. Yani şuyuruz sanır buradaki bu süreçteki zor şeyler bizim başında lokal olan ve lokal geliriyle dönmeye çalışan derneklerimiz bir sıkıntı içinde. İnşallah yanıdır bu belayı üzerimizden def edilir. Yani bu mikroba hiç kimse bulaşmaz, hiçbir arkadaşımız, hiçbir dostumuz bulaşmaz ki son 3-4 aydan beri, 5 aydan beri senedir etrafımızda eşimizden, dostumuzdan ölenler, koronaya yakalanlar, yani yoğun bakımdan girenler, çıkanlar falan var. Akrabalarımıza da Allah nedir ölenlerimize rahmetler diliyorum. Yani nedir kalanlara da sağlık, huzur diliyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Dernekler olarak da şey diyoruz. Bizim buradaki korona dönemindeki sıkıntımız şu oldu yani. Yani biraz heyecanımız gitti yani. Yanındır maalesef yanındır. Şimdi daha önce işte herkesin bir cemiyeti oluyor diyor. Özellikle yaz aylarında piknik programı oluyordu veya nedir kışa yakın zamanlarda kışın gece programlarının oluyordu ki yani bunlar dernek faaliyetleri içinde derneğin aktivitesi olarak yani bir araya getirmesi olarak yani güzel şeylerdi. Bunlar şu anda yani olmuyor, olamıyor sanır. İnşallah bu süreci yani atlattığımızda inşallah tekrar yani bu heyecanı yakalayacağız. Zor ama yakalayacağımızı umut ediyorum. İnşallah canım. Başkanım, bu konuda öngörünüz nedir? Rahatlama ne zaman sağlanabilir? Bu konu dışı bir belki bir soru ama. Yani bir şimdi, rahatlama görünebiliyor mu yakında? Yani günlerimizi gözüküyor şu mu? Şu var, yani herkes şunu şey diyeyim yandır. Yani gerçi bir kısmı burada özellikle gördüğüm ki bu da İstanbul'da da var ama önce kendisini korumak istiyor insanlar. Yani bu şeyin yani şakası yok, yani kesinlikle yok. Ama şu var yanındır. Yavaş yavaş normal hayata dönmemiz gerekiyor yani. Şimdi yani devletin, hükümetin yani farklı öngörüleri falan var. Mesela bilim kurulu yani önerisiyle yapmaya çalıştığı nedir? Kısıtlamalar falan var. Ama şunu şey diyorum yani kısıtlamayla, çok fazla kısıtlamayla insanların yani yaşam şeylerini, trendlerini biraz düştüğünü şey diyoruz. Yani ben bu anlamda şunu şey diyeyim. Bazı atıyorum marketler yanındır, kucak kucağa yanındır, sıkış fıkış yani alışveriş şeyi yaparken yanındır. Yani benim lokantam, benim lokalim, benim yanındır şeyim, kahvem kapalıysa, ben çarşıya çıktığımda bir çay içemiyorsam, yaş edemiyorsam bunu nasıl şey diyeceğim yanındır. Yani bu anlamda insanlar gerçekten duyarlı. Yani bu şey diyor. Ama yani herkesin başına jandarma dikerek yanındır. Bu kısıtlar devam edemez. Yani bilinçlenmeyle olur. Bu da inşallah yani insanların kafasına şey etmiştir. Yani ben yani şey edecek ki bu mikrobun nereden geleceği, nereden bulaşacağı yani maalesef belli değil. Yani ben şuradan bulaşır falan diye öyle bir şey yok. Hı. Takıyoruz. Yani bir maske gitmiyor. İki maske takıyoruz ama şey nedir? Nasıl korunacağımız onu bilemiyoruz. Ama nedir? Bu şeyde nedir? Bu kısıtlamaları yavaş yavaş yumuşatılırsa insanlarımıza buna duyarlılık gösteren şeyce yani nedir? Umuyoruz, istiyoruz. Yanındır. Az önce bir iş yerindeydim başkanım. Diyor ki bu diyor çam başındaki otellerde diyor bulaşmıyor diyor. Ya da diyor hani ne bileyim Uludağ'da otellerde partiler evet. yapılıyor bulaşmıyor diyor. İşte farklı yerlerde etkinlikler oluyor bulaşmıyor. Bizim lokantada mı bulaşıyor diyor. Lokantada, bu evet, vatandaş şu an gerçekten bir mağduriyet yani söz konusu. Biz de aynı şeyleri görüyoruz. Yani çünkü yanındır yani insanlar şey diyorsa ki yani bir dönem yani Haziran'dan sonraki süreçte sanır yani iki kişi karşılıklı yanındır. Yani mesela 4 kişilik, 6 kişilik masalarda karşılıklı yemek yerken veya çay içerken falan
yani şey etmesi normal gibi oldu yani. Normal oldu ve yani çok fazla böyle yani bulaş bir şeyiz de olmadı yaşatmada. Ama nedir? Her şeyi yasak şeyiyle de yani bu işin sonuna gelmez yani. Biz zaten bir aşılama süresi oldu. İnşallah onların da faydası olacak. İşlendir. Yani dönerse önce sağlıkçılar olmak üzere. Ondan sonra yaş yaş faktörler. Onların da insanlara bu yani illete bulaşmada yani şey olacak. Yani faydası olacak. ama yani insanlar bu anlamda yani o dediğiniz gibi üzerler yani oteller, kayak merkezleri bilmem ne falan yani burada serbestken öbür taraftaki vatandaş ki yanında bunlar personel çalıştırıyordu. Üzerler yani kirası ayrı bir konu. Yani kira şey ayrı. Yani çünkü mülk sahibi kirasını devamlı ister yaşlılar. Onların da ekonomik durumlarını düşündüğümüzde yani gerçekten yanıdır. Çok yani sıkıntılı bir dönemleri var. Yani şeyleri var yani bu insanların. Evet. Bunun için de şeydir. O insanlara da biraz kafa aralamak gerekiyor diyor. Yani herkes bu anlamda yani bu illetin şeyini öğrendi yani şeydir. Faydasını zararını işte sıkıntılarını öğrendi yaşlı. Yani kimse nedir bana bulaşmaz, benden bulaşmaz falan gibi şeydir. Tedbirler alarak bu gibi yerlerde de şey olması lazım. Yavaş yavaş yani esnaf da rahatlaması lazım evet, diyoruz. Evet. Birkaç mesajımız var başkanım. Müsaadenizle onları aktarayım size. İbrahim Yıldıran maalesef derneklere ilgi çok az demiş. Üye yapmak ve ayda toplamak da sıkıntı diye Ünye'den yazmış. İbrahim Yıldıran abime selamlar olsun. Evet. Şeref Akça selam olsun güzel yürekli insanlar demiş. Ahmet Adaç hocam sağlıklı ömür diliyorum diye eklemiş. Ümit İnan selamlar iyi yayınlar dernek işi zor iş başkanımıza başarılar diliyorum diye eklemiş. Biz de Ümit İnan kardeşime selamlar gönderelim. Celal Özçakır iyi yayınlar Ahmet başkanıma selamlar. Koca yürekli memleket sevdalısı abim diye hitap ettiğim güzel insan. Hem şehri tutkusu çok başka. Ahmet abim iyi yayınlar diliyorum demiş. Evet olsun, Ahmet abinin hemşehri tutkusu çok başka demiş. Enver Top başkanımı da atlamayalım. Enver Top başkanım da bana zaman zaman kızıyor. Ben mesaj gönderiyorum diyor. Benim mesajları atlıyorsun diyor. Ve öyle bir kızdı. Hayırlı yayınlar diliyorum Sayın Federasyon Başkanım. Hoş geldiniz demişler. Evet, bir de sonra akşam değil bizi nerede ağırlayacak? Ondan sonra... Evet akşam nerede ağırlayacak dendi. Artık ben bilmiyorum. Demiş ki Celal Özçakır. Ahmet abinin hemşehri tutkusu çok başka. Başkanım hemşeri tutkusu ne demek? Ya şimdi hemşeri... Başka mı yani sizin hemşeri tutkunuz? Başka derken yani azıyla çoğuyden yani ben gurbetteki bütün yanındır tanıdığım insanlarla bunu görüyorum yani diyorum yani. Birisi fazla olur, birisi az olur ama bilemiyorum ben nedir? Yani bu anlamda yani belki yani biraz abartmış gibi olacak ama akrabadan çok yanındır. Yani bu insanların yani bu hemşerilerimin şeylerini yanıdır ki görüyoruz bunu yani bu işin içine girince yani hayatlarını, yaşantılarını, sıkıntılarını yani gurbetçilik öyle şey değil ya. Bu anlamda tabii biz bir yerlere geldik yani bir yerlerde yani geldik geçtik bir şeylerimiz oldu yanıdır. Onlara bir nebze şey olsun diye hemşerilerimiz yani böyle faydamız bir dokunuşumuz olsun diye varız yani. Yani bunun adı hemşerilik değil insanlık şeyi yanıdır evet. Yani tutkusu bir yanda hemşerilerimiz. Yani kim talep ederse, kim yani elini açma değil de, kim dokunursa yanır. Yani ben onlara, bana bir adım gelirse ben 3 adım, 5 adım giderim. Biraz yani ihtiyarlıktan dolayı, yani koşmamız... Sayın Başkan, ikinci sefer ihtiyar olduğunu söyledi, ihtiyar deme. İzleyiciler de bu konuda kızacaklar. Daha yolun başındasın, yürüyecek çok yol var. Fatma Sıla da iyi yayınlar demiş. Ahmet Ataç, sağlık, sıhhat dilerim diye de eklemiş. Can kardeşim benim. Evet, Fatma Sıla'dan da selamlar var. Evet başkanım, şimdi şöyle... Orduyla olan ilişkinizi ben az önce sordum da biraz daha açsanız da şimdi Celal Özçakır'ın sorusu üzerine aslında bu da bağlaşmış oldu. Hani orduyla olan ilişkiniz, derneğinizin ilişkisi bunu biraz açsanız. Bizim tabii şu var yani bu işin yani daha sonra federasyon olarak Gürgendebe Dernekler Federasyonu adı yani özellikle oradaki dernekler olarak şey değil mi ama yani ben şunu şey etmiyorum yani bir insanın bir görev alırken yani şeyse sevdamız orduysa yani illa Gürgendepe'ye falan değil yani Gürgendepe bizim özelimiz yani Gürgendepe'de ne oluyor ne olması gerekiyor falan çok özel bir şeyimiz ama yani ben de yanındır Ünye sınırları içinde girdiğimde sendir neresi olursa olsun fark etmez etmez yanındır bu insanların da yanındır aynı tutkuların aynı şeylerin ben orduyum diye yanındır o övüncü o güzelliği
yani yaşaması hususunda yani şeylerim var. Yani yani özlemlerim var. Yani çoğu insanımız da bu anlamda şey olduğunu sendir yani duyarlı olduğunu biliyoruz, yaşıyoruz. Dediğimiz gibi sendir yani şu konuşmalarımızın başında söylediğimiz bir şey sendir biz yani nedir düğünümüze, bayramımıza, cenazemize yani özellikle fındık zamandaki herkesin burada muhakkak bir bağlantısı var. Geliyoruz bu memlekede. Yani yani bu ilişkilerimiz hiçbir zaman da biteceğini ben şetmiyorum ama azalır mı, çoğalır mı, zaman nasıl olur? Ama şunu da ben özellikle rica ediyorum. Buradaki yani yerel yöneticilerin, kamu yönetiminin yanındır. Gurbetteki insanları yok saymaması gerekiyor yani diyor. Yani biraz ellerini uzatması gerekiyor yani diyor. Yani bir seçimde işte gelip oy istemek değil sendir. Bu insanlar bu memlekete gelince ne bekliyor? Yani bunların yani istişare yapılması lazım. Çözüm odağında her şeyi yani yerel yönetimden beklemiyoruz biz. Yani bizim de mesela insanlarımız var, iş adamlarımız var, yani zenginlerimiz var yani şey olarak. Bunları şey etmesi lazım. Yani ben de şu halimle sendir. Benden birisi talep ederse yani şey derse yani karınca karınca elimi uzatmaya çalışıyorum ama bizim öyle insanlarımız var ki sendir buradaki benim diye insanları satın alacak insanlarımız var. Biraz önce bir dostumuzun yani ki Gölköy'ün insanların çoğu şey enerji sektöründe şeyler falan bu insanlara dokunursan yani Gölköy'e değil yani ordunun her yerine şey yapabilecek insanlar var yani. Yani işi paylaşacak yani şeylerimiz var, adamlarımız var. Yani bu anlamda buradaki yöneticilere özellikle ricamız bu sendir. Yani bu insanları yok sayıp da işte seçimde seçime hatırlanan bir insan olarak yani görmemelerini yanındadır. Bekliyoruz yani. Gurbetçiler ne bekler yerel yöneticilerden? Ne isterler? Yani ne, arayışları nedir? Şimdi yerel yöneticiler şöyle. Yerel, ben de aynı görev yaptım. Yani yerel yöneticinin görevi yani ben yani yol yaptım, yani su getirdim, şu getirdim, yani bunu yaptım falan diye değil yani. Yani sosyal dokunuşlar olması gerekiyor. Yani yol yapılması lazım. Hele şu dönemde benim yani köyümün yolu sendir patates şey çukuru gibi yani şeyse yanındır öyle bir şey diyorsa benim vatandaşım yanındır 300-400 bin liralık arabayla geldiği zaman köyüne giremiyorsa yani hangi şartlar olsun yani fındık sezonunda değil diğer sezonunda evine kesinlikle yaklaşamıyorsa bu affedersin biraz utanılacak şeyler. Yani onun için yerel yöneticiler yani bu anlamda mazeret üretmemesi gerekiyor. Yani kimisi fazla yapar, kimisi az yapar ama yapılması lazım yanındır. Yani yoksa benim param yok, bilmem ne yok. Yani ki ben bunu fiilen biliyorum, istiyorum. Yani bu dernekçiliğin ilk nüvesini oluşturan Mesudiyeliler sendir. Çoğu yani yıllarca yanındır. Onlar bizden çok çok yani önce gurbete düşmüşler ve köylerindeki yolların beton yapılması yani asfalt yapılmasında da dernekli olarak çok şeyler yapılmıştır, yapmışlardır. Bizde de bu anlamda şey yani harekete geçecek insanlar var. Ama biz kardeşim yani siz nesiniz, ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz, bu memleketten şeyin nedir, bizden beklettiniz falan diye yani böyle sorma ihtiyacı duymuyorlar. Sen nedir? Ama şu var yani, şu unutulmasın yaşasımın, yani aynı görevi ben de yaptım. O 5 sene çok gibi gözükür ama 5 sene yani nedir? O hale çabuk bir de bak 2 sene geçti yani 3 sene var. Yanındır adamın kafasında şeyi varsa yani bu anlamda projeleri varsa bu 3 seneler yanındır çok çok yetersiz kalıyor yani şimdi. Onun için işte işin başında yanındır bizlere de kullanarak yani bizdeki gurbetteki insanları da kullanarak yani mesela atıyorum yanınızda bir köy mahallenin şeyi burada bir muhtar seçilmiş yanındır vatandaş geliyor muhtar ilgilenmiyor diyor bilmem ne falan diyor ama yani şey derse yanındır biz muhtarla veya nedir oradaki belediye başkanına istişare yaparak buranın eksiği nedir diye sendir yani şey etmez yani ben oraya 300-500 bin liralık arabayı soktuğumda rahatsızlığı ben duyuyorsam yanındır İstanbul'a yani oraya gelen vatandaş yani orada yani sanayide arabasını yani şey, tamir ettirmeden İstanbul yoluna girmiyorsa şey etmiyorsa sendir o zaman suç kimdedir onu bilemiyorum yani işte artık yerel yönetimde midir muhtarlar mıdır işte nedir o kişilerler midir? Yani bunu paylaşmak gerekiyor. Yani buna inanıyorum, yaşıyorum. Yani paylaşırsak daha güzel işlerin olacağını inanıyorum ben. Başkanım, bu da bir şekilde bir serzeniş midir? Ya da bir sitem midir? Çünkü yerel yönetimler
özellikle siz de yerel yönetimcisiniz. Yani evet. Az önce ilk sorum da buydu aslında. Dışarıdan bakıldığında nasıl bir ordu, nasıl bir Gürgentepe, nasıl bir Gölköy gördünüz dememdeki sebep de buydu. Bir şekilde siz de sistemi dile getirmiş oldunuz. Evet. Doğru mudur? Ya doğrudur. Şunu söylüyoruz. Ya biz büyük şehirlerde yaşayan, gurbette yaşayan insan olarak özlemlerimiz var. Yani memlekette olması gereken şeyler falan var. Bunlar gerçekten zor şeyler değil yani. Yani gerçekten küçük yerde görev yapmak zor. Ama yani o insanın gayretiyle yanıdır. Yani oradaki yani, yöneticinin gayretiyle çok şey çözülecek şeyler yanıdır. Yani bir insan şunu çeliyor. Yani mesela seçildiği yer yanıdır. Atıyorum yanındır 15 tane köy veya mahalle şu andaki adıyla. Ben hala o mahalle kavramını içime sindiremiyorum. Yani buranın büyük şehir olmasında benim de katkım oldu. Yani biz de nüfusumuzu buraya taşıdık, bilmem ettik falan ama nedir? Yani hala köylerimizde yani yeterince şey yoksa yanındır. Bunun eksikliği bir yerde var yani. Yani bir yerde var. Biz bu eksikliği görmemek istiyoruz yani şimdi demek yani. Yani gurbetteki insanlar da yani gurbete gitmişse senedir burayı görmüyor anlamında kimse düşünmesin yani şüphesin. Yanıdır. Herkes yani 5 senede bir önüne şeyi koyacak yanıdır. Yani sen 5 senede ne yaptın, ne edeceksin falan diye. Önce kendisini sorgulaması lazım. Kendisini sorgulamasa zaten yani bizim için yapacak bir şey yok yani. Yani şunu çetme yani böyle bir tarafa yani hizmet yapıp öbür tarafa yok sayan yani maalesef arkadaşlarımız falan var. Ben geldiğimde Gürgentepe'mi, Gölköy'ümü modern bir şehir olarak şey ederim. Yani bugün de gördüm sayılır. Yani Gölköy'ün içinde pırıl pırıl su akıyor. Ama sayılır baktığımda yanıdır eskimiş nedir? Yani belki 70-80 senelik binalar var. Yarısı çökmüş, yarısı bilmemiş. Yani bu şehirciliğe şey etmiyor. Ben şehirci değilim ben. Yani iktisatçıyım ama şey nedir? Bunları görecek biriler lazım yandır. Yani bu yani bu şekilde yani yaklaşırsak olayı o insanlar zaten şey der. Yani dünden hazır yanıdır. Belki mali gücü yok. Yani evimizin içine yani 20 bin lira 30 bin lira şey yapıyoruz, masraf yapıyoruz, süslüyoruz. Ama dışına bakıyorsun sen şey diyorsun. Boyasız, badanasız şeyler böyle ucube gibi bir şey yani. Hatta bırak şeyi tuğlası görünüyor diyor şeyler. Yani bu şehircilik bu değil yani. Yani ben onu şey diyorum. Onun için de yanıdır. Yerel yöneticiler şey etmesi lazım şeyler. Yani geldiğimizde şeyler parkıyla, sokağıyla, şeyle çevredeki insanların yani şeyin binaların yapısıyla bir şehir anlamında yani biz bir şeyler görmek istiyoruz yani şey etmiyoruz ki bizim şehitliğimizde işte bir Ulu Gölümüz yani bir yaylalarımız falan geldiğimizde yanındadır. Yani orada oturacak yani bir yani insanımıza yanındadır. Adam gibi yerler açmamız lazım. Tabii bazı arkadaşlarımız bu anlamda çabaları var. Yani yani biz tabiri caizse işte varlık içinde yokluk yaşıyoruz. Yani bu da bir ayrı bir konu yanındır. Bu güzellikler için, bu doğa güzelliği özellikle içinde yanındır. Maalesef bunları niye yapamıyoruz yanındır. Ben ona hayret ediyorum, ediyorum. Niye yapılmıyordur başkanım? Şenindir, niye yani, yapılmıyordur? Nerede eksik yani, vardır? Nerede yanlış yapıyordur? Yani, herkes kendini akıl zannediyor. Yani onu söyleyeyim ya, değil mi sendir? Ama nedir? Akıl şey edilir yanıdır. Paylaşılırsa benim de kendime göre yani dışarıdan gelen bir insan olarak şeylerim olur, görüşlerim olur her şeyler. Bundan faydalanırsın, faydalanmasın. Yani bir de maalesef bu gibi şeyler yani siyasi şeylere yanıdır. Beklentilere şey yani mali oluyor yaşıyor. Yani kimse kimsenin şeyine menfaatine şey etmiyor. İnsanlarımızdan şunu soramıyoruz yani işte, veya sormuyoruz yani. Işte. Ben seçtiysem yani bir vatandaşı ona oy verdiysem ki yani nedir seçimden sonra parti purtu şeyleri bitmesi gerekiyor ama ona sormam lazım kardeşim. Ben benim sosyal hayatım için veya çoluğum çocuğum geleceği için neler yapmam gerekiyor? Yani neler yaptım, yanlış ettim diye sorgulaması lazım. Ama maalesef sormuyoruz. Yani hesap da sormuyoruz. Yani ancak şey oluyor, yani birileri şikayet ediyor birilerine falan. Ancak o zaman nedir? Bazı şeyler aklımıza geliyor, yanlış diyor. Yani onun için senedir, yani çettiği zaman alır gözcü gözüyle. Bunun mesela bizim yöremiz yanındır. İklim olarak da biraz şey yani yazı ayrı bir sıkıntılı, kış ayrı bir sıkıntılı. Şettiğimizde işte bu sıkıntılara nasıl gideriz falan diye yani ki bu sıkıntıların gidermesinin şeyi faydası yani oradaki şeye yanıdır. Oradaki vatandaşın yaşanmasına yanıdır. Adam gidiyor İstanbul'da şanıdır. Atıyorum yani kalorifer bir daire oturuyor yani diyor. Tamam burada belki kalorifer yok, doğalgazı yok, ne yok ama en azından şanıdır
Yani bununla ilgili bir şey olması lazım. Yani sıcak ortam yaratması lazım. Benim Gölköylüm, benim Gürgentepe'lim. Yani nedir? Orada memurluk yapıyor. Şeyi geliyor. Yani oraya geliyor enişliyor. Yani orada benim bahçelerim var. Fındık bahçelerim, şeylerim falan. Şu anda her tarafı şey oldu. Şendir yani yani site oldu, bilmem ne oldu. Yanındır. Yani evet. Yani bu yayılma yani iyi görmeleri lazım herkesin. Yani herkesi kimse kimseyi oy dokusu olarak görmemiz lazım. Şendir oradaki görev yapan özellikle memur ve hatta tüccarlar bile orada geliyor şey diyor. Ne burada kalorifer var. Burada şendir şeyi falan var. Şendir yani atıyorum yani ev ocağı falan var. Gürgentepe'de, Gölköy'de yaşamayı yani kendine şey yapıyor, işte sıkıntı olarak görüyor yani şimdi buraya geliyor. İşte o sıkıntıyı çekmek için oradaki yerel yöneticilerin bu sıkıntıyı giderecek yani alternatifler sunması lazım. Evet. Yani bir şeyler yapması gerekiyor yani diyor. Yani bunu da yaparken şey derken o insanın da o sıkıntısını görmesi gerekiyor. Evet. Şimdi başkanım, dernek başkanları, federasyon başkanları siyaset yapmaz. Evet. Doğru mu? Yapar mı? Yani bunu şey soracağız. Olarak... Bunu yapar mı yapmaz mı soracağız. Fakat siyaset yapacak olsan, siyaset yapmak istesen... Evet. Ordunun en önemli problemini ne olarak görürsün? Yani orduda ivedilikle çözülmesi gereken problem ne olarak görünür? Bunu evet bunu dinleyelim. Ondan sonra kısa bir reklam aramız olsun. Şimdi şöyle yani nedir şey olarak yani işlevsel olarak yani çocuklarınızda veya nedir görüş olarak işte, yani dernek başkanı dernekler siyaset yapmaz deniliyor. Ama ben siyaset yapacak arkadaşlarımı sonuna kadar desteklerim. Yani desteklemem lazım. Bunun şeyi yok. Partisi pırtısı yok. Ama şu var yanındır. Yani hiçbir arkadaşım yani şunu yapmamalı. Yani söyleyeyim ya, değil mi sendir? Yani bulunduğu görevi dernek başkanı veya nedir yönetimde insanlar yani böyle şahsi çıkarları olarak kullanmaması gerekiyor. Ama bu arada da işte partilerin şeyi yani nedir? Arka bahçeleri de olmaması gerekiyor. Yani öyle bir değişken bir şey var ki, şey, siyaset var ki Türkiye'de yandır. Ya biz bunu yaşadık. Yani özellikle 60'tan sonraki süreci kesinlikle yaşadık. Yandır. Özellikle kişilere entegreli, yani siyaset çettiği zaman o kişiler yani bir kenara çekildiği zaman veya nedir şeyden gittiği zaman yandır. Yani nedir? Pardon demenin şeyi yok yandır. Herkesi şu çetmemiz lazım. Bizim derneklerimize her görüşte insanlar var yandır. Ya bunları düşünmesi lazım. Yani şimdi belli bir yani yönetim yanıdır. Yani belli bir siyaset yapıyorsa, şey diyorsa öbürü bakıyorsun. Yani küsüyor. Ya onu cephe alıyor ya başka bir şeyler falan yapıyor. Hem dernekten uzaklaşıyor hem de şeyden toplumdan da uzaklaşıyor yani diyor kendileri. Herkes biraz kendine oynuyor yani. Bu oyunu bırakmamız lazım. Bizim sevdamız ordudur. Yani ordu sevdası şeyinden özellikle hareket etmemiz lazım. Bulunduğumuz yörelerde de yani bunu sürdürmemiz gerekiyor yani diyor. Şimdi o zaman tekrar sorayım. Dernek başkanları siyaset yapmalı mı yapmamalı mı? Bunun cevabını alacağız sonra. Evet. Fakat asıl sormak istediğim şu. Eğer siyaset yapacak olsaydınız orduda ivedilikle çözmen gereken problem ne olurdu? Şu an ordunun acil çözülmesi gereken problem şu diyebileceğimiz ne var? Veya ilçeleri. Yani şimdi dediğimiz şu yandır. Yani biz tabii yani oradan gelip de şey nedir her tarafını böyle mahalle mahalle sokak çekmiş değil. Özellikle nedir? Nerede olursa olsun, hangi şeyde olursa olsun sen nedir? Yani ilçemiz, yani ilimiz sınırları içine girdiğimizde sendir. Yani bu güzellikler için, bu doğal güzellikler içinde sendir. Sırtan bir yapı yani olmaması gerekiyor yani diyor. Yandır. Yani bunun yapılmaması da mazeret olarak düşünülmemesi gerekiyor. Yandır. Yani bu şeyler anlamında. Ama tabii bunu yaparken yandır. Yani belediye başkanı sembolik bir isimdir yandır. Ama ekip olarak sendir buna kafa yoracak insanlar olması gerekiyor. Yandır. Yani öyle yanına alacağın insanlar hiç alakasız görevler verir de yandır siyasi düşünceyine sahipten yani şey dersen yandır yani onu yani 3 sene 5 sene yanında tutarsan o 3 sene 5 sene içinde yani onun faturası oradaki yöneticilere kesiliyor. Yani buna vermemek adına sendir yani ne sıkıntısı varsa ki yani burada her ilçenin farklı sıkıntısı var. Kabadöz'ün yani Ünye'nin, şeyler, Korgan'ın, Kumru'nun, Gölköy'ün, Ordu'nun farklı şeyler var yanındır. Yani farklı sıkıntıları var. Belki Ordu zaten yani bizim yani büyük şehrimiz ama şu yapılaşma benim yani nedir rahatsız ediyor yani diyor. Yani benim bahçelerimden falan yani imara açılıp da işte dağ taşı bina doldurmanın anlamı yok yanındır. Yani bu insanlar yine yaşıyordu yani diyordu. Ne oldu bizim
Yani köylerimiz boşaldı, kasabalarımız boşaldı. Herkes buraya yığıldı. Buranın yani bu yığılmanın bir sıkıntısı oluyor. Yani işte görürsenler yani nüfus üzerinden nüfus geliyor, bilmem ne diyor falan. Yani her şey yani günlük olarak çözülmediği için de buraya gelen insanlar da öyle dört dörtlük mutlu değil yani. O da ayrı bir konu yani. Onun için insanlar yani yerinde yönetim, yani yerel yönetimin anlamı budur. Yani yerinde yönetimle şeyleri, beklentileri çözülürse inanır. Yani bu anlamda gayret gösterilirse yani o dışarıya giden yani gurbetçiler olsun yani merkeze yığılan insanlar olsun yani bunların dilekleri şeyleri sanır ihtiyaçları yani gözetilirse onlarla bu şeyler paylaşılırsa çok şey yani bu güzellikler içinde yani ordumuzun yanındadır. Yani güzel bir şeyle görüntüyle Türkiye'de yanındır var olduğunu yani göstermemiz gerektiğini yani herkesin kafasında olması lazım. Bu anlamda da o görevleri yani oradaki yöneticiler yani şahsi şeyleri olmadan yapmaları lazım. Yani. Aslında burada başkanım konuyu açarken çok güzel bir konuya değindiniz. İnsanların dediniz şehirde bir birikmişliği oluşmaya başlıyor. Evet. İnsanların köylerinde aslında ikamet edebilir. Şimdi birkaç mesajımız var. Okuyalım. Bir reklamımız olacak. Reklama gidelim. Ardından eyvallah. İnsanların köylerine dönebilmesi için neler yapılabilir de kısaca konuşmak isteriz açıkçası. Hikmet Dalgıç başkanıma selamlar, iyi yayınlar dilerim demiş. Başarılar dilemiş. Sağ olsun. Serda Kılıç Gürgentepe Tepeköy Mahallesi'nden selam olsun. Ahmet abiye saygılar sunarım. Hoş gelmişler demiş. Eklemiş. Güzel bir yayın diliyorum demiş. Kıymetli başkanım doğru söylüyorsunuz demiş. Süleyman Birtek. Biz de Süleyman Birtek'e sevgiler, saygılar, selamlarımızı gönderdik. Evet. Evet başkanım. Müsaadenizle reklamımız olsun. Ardından insanların şehirlere değil de köylerine dönebilirlerse nasıl bir hayat onları bekleyecek veya ne yapılabilirse köylere dönecek bunları da konuşalım isteriz. Şimdi kısa bir reklamımız var. Ardından tüm hızımızla devam edeceğiz. Altın Ordu Sigorta'nın sunduğu Son Nokta devam edecek. Sağlığınızı doğru yönetmenin yollarını her hafta Doktor Mithat Yağlı ile öğreneceksiniz. Alanında uzman konuklar sağlıklı yaşamın şifrelerini verecek. Merak ettiğiniz birçok soruya cevap bulacaksınız. Sağlık dünyasının bu haftaki konuğu çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Nermin Eribol. Sağlık Dünyası Cuma saat 21'de TV 52'de. Seneyi geride bırakıyoruz. Her sabah aydınlık bir güne uyanalım. Karadeniz önümüzde engin ufuklar açsın. Mutluluk evimizden başlasın. Tüm sevdiklerimize yayılsın. 2021 bize umut olsun. Temiz hava, sağlıklı bir nefes olsun. Yeni yılda eviniz mutluluk kaynağınız olsun. 2021 hepimize umut, mutluluk getirsin. Sağlıklı seneler ordu. İyi seneler ordu. Nezaket Hanım konakları. En güzel indirimler yine Ankamar'da. Sensitive ıslak havlu 90'lı 4 lira 95 kuruş. Milo dev rulo havlu 8 lira 95 kuruş. Pervol 2000 mililitre 16 lira 90 kuruş. Ankamar'da fırsatları kaçırmayın. Sen sadece iste. O sana aşkını anlatsın. İster tek taşla, ister bagetle. Uluslararası HRD sertifikalı pırlanta ürünlerle aşkın göz kamaştıran parlaklığını parmağında taşı. SK Diamonds. Sevgi kadar derin.
temelinde güven var. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Tayfun Gürsoy Parkı'nda çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmalarımızı tamamladık. Tayfun Gürsoy Parkı mevcut sahil bandı boyunca 900 metre taş duvar ve tahkimat, 5600 metrekare beton plak ve iç yollarda da 18000 metrekare begonit kaldırım kaplanması, mevcut fuar alanına yaklaşık 3000 metrekare asfalt kaplama ve spor sahaları çizimi, çocuk oyun alanı zeminine yaklaşık 2000 metrekare kauçuk döşenmesi işlemleri tamamlanmıştır. Tüm park içinde aydınlatma işleri için 124 adet 4 metre, 42 adet 8 metre boyunda aydınlatma direği montajı yapılmıştır. Öncelikle mahallemize, elimize yakışan bir Tayfun Gürsoy Parkı, ışıl ışıl. Daha önce karanlık, insanlar gezerken biraz sıkıntı yaşıyorlardı ama şu anda ışıl ışıl ve günün şu saatinde bile insanlar rahatlıkla sporunu yapabiliyor, yürüyüş yapabiliyor. Işıl ışıl bir Tayfun Gürsoy Parkımız oldu. A'dan Z'ye emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Altınordu ilçemizin en büyük parkı Tayfun Gürsoy Parkı'nı daha modern ve daha estetik bir görünüme kavuşturduk. Burada yeşil alandan yürüyüş yollarına, kent mobilyalarından çocuk oyun alanlarına ve aydınlatmaya kadar ömrünü tamamlamış her alanı sil baştan yenileyerek günümüz koşullarına uygun hale getirdik. Gençlerimiz için basketbol ve voleybol gibi sporların yapılabileceği çok amaçlı 4 adet saha hazırladık. Aynı zamanda geleneksel oyunların haricinde satranç alanları da yaptık. Yapılan bu çalışmalarla birlikte Tayfun Gürsoy Parkı çocuklar, gençler ve yetişkinler için daha cazip, daha fonksiyonel ve daha sevimli bir mekan haline gelmiş oldu. Böylece Ordu'da hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızla sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da dikkat çeken örnek bir il olmaya devam ediyoruz. Samimiyet, sevgi, mutluluk. Belki de yeni bir başlangıç ama çokça heyecan. O sadece bir paket gibi görünse de içinde koca bir dünyayı saklıyor. Hayatınıza anlam katan her şey için koli, kutu ve ambalaj taleplerinizi karşılıyor, ürünlerinize değer katarak lojistiğinizi kolaylaştırıyoruz. Alanında uzman kadromuzla gelişen dünya teknolojisine ayak uyduran yüksek kapasiteli tesisimizde önemle, özenle, sorumlulukla çalışıyor, tüm Türkiye için üretmeye devam ediyoruz. Hızlı ve ekonomik şartlarda ambalaja ihtiyaç duyacağınız her ürün için hizmetinizdeyiz. Özşahin Ambalaj. Allah bir de bir defa razı olsun. Allah işlerini nasıl getirsin, yollarını açık etsin diyorum. Burası iyi ki alanlardan almışız, çok memnunum. Herkesi de alanlara ev almaya, bizlere de komşu olmaya davet ediyoruz. Alanlar inşaat. Alan kazanır. Zaman ne diyoruz? Mübünün rotası başlasın. Sarı çizmeli Mehmet Ağa yapımında taş ve kestane ağacı kullanıldı ve konağın tamı tamına 18 tane odası bulunuyor. Küçük Hanım merhaba. Konuşalım mı? Evet. Yurt dışına ihracat, traktör parçası. Sizin dişiniz zor valla. Irganma, evde kal. Bak bu güzelmiş. Ya oyuncağa basmayayım de kız vallahi bizi öldürdü burada bugün. Yani burası da ordumuz için gelecekte Uzungöl'e eşdeğer, emsal, belki daha da fazlası geliştirilmiş. Hadi sağ ol muhterem, Allah razı olsun. Beyaz, biz gidiyoruz. Kuzey yıldızın aşkı vurdu sahile taştı, duysun Karadeniz. Altın Ordu Sigorta'nın sunduğu Son Nokta devam ediyor.
Evet Devzener, tekrar hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Başkanım, siz de hoş geldiniz. Evet, az önce demiştik ki insanlar şu an şehirlere bir yığılma durumu söz konusu. Peki köylere dönmek için neler yapılabilir'i sormuştuk, onu cevaplayacaktık. Oradan başlayalım, devamında sohbetimiz. Şimdi sorularımız da var, mesajlarımız da var, onları da okuyacağız. Ama önce sorduğumuzu şimdi şöyle söyleyeyim, biz köylerde okuduk kendimdir. Yani en azından ilkokulu köylerde bitirdik. Sonra okuyan arkadaşlarımız ailenin yani özbirisiyle, arkadaşlarımızın, dostlarımızın hevesleriyle ilçelere de çetti. Şu anda da maalesef sendir köy okulları kapatıldı. Sendir belki 15-20 kilometre öbür taraftan çocuklar sabahın bir şehirlere taşınıyor yani şey diyor. Ve Ordu gibi bir yere, yani belki ilçelere ama genellikle Ordu gibi bir yere, bu yere, şeyde de yani sahil bandında da yani Fas'ta Ünye gibi yerlere bir yığılma var. Bu yani oradaki yerel yöneticiler adına da çok çok sıkıntılı bir durum. Biz niye yani köylerden koptuk yaşadık? Bunun bir araştırması gerekiyor. Şimdi eğitim boyutundan başlayarak yandır oradaki geçim şartlarını, yani o insanların yani bu yerlere niye geliyorlar falan, onları bir irdeleyip yani tekrar öze dönüş, daha doğrusu köye dönüş şeyini yani başlatması gerekiyor yani. Bu da ne olur yani şeyler yanındır ki yani bu Gürgentepe'de başladı yani, Allah razı olsun oradaki bazı müdürlerimiz, daire amirlerimiz yanındır. Yani oradaki insanlara dokunarak, daha doğrusu oradaki insanların geçim şeyi olarak canlar, hayvancılık olsun yanındır, yöresel yetişen ürünler olsun, bunu sahiplenen adına atıyorum benim çoban fasulye canlar. Bir marka belki Akkuş fasulyesi gibi, belki İspir fasulyesi bir marka oldu artık. Ama bunun şeyden vatandaşlar canlar veya garanti alan şeyde Büyükşehir Belediyesi. Yani Büyükşehir Belediyesi yani şeylerle, ilçelerle, hatta köylerle veya diğer tabiiyle mahalleden yani şey işlere yaparsa yani şey derse, bu insanlar yani buraya gelme sebebi kendiliğinden çözülür gençler. Yani o insanlar orada geçiniyordu. Yani tavuğu vardı, cücüğü vardı, işte hayvanı vardı. Şu anda onları yapmıyor. İşte ben hayvan üretirsem yanındır. Yani bunun girdileri bize mal olur gençler. Artı ürettiğim sütü kimine paylaşacağım? Yani benim şeyimde şu anda sendir. Yani geçtiğimiz senelerdeki bu pandemi döneminde biraz bu anlamda talepler var. İşte nedir? 28 hanede yanındır. İşte 4 hane kalıyordu en fazla. Şu anda 17-18 tane hane kalıyor. Yani bu bir topluluktur. Eskiden bu insanlar aynı sokakta çoluğundan çocuğundan şey diyordu. Yani okuluna öyle gidiyordu. İşte nedir? Bir okul yetmiyordu. Yani kargacık burgacık da olsa kendi imkanlarından bile okul yapan şeyler var. Yani köylerimiz vardı yani. Ama hani buralardan başlayarak yaşayarak yani bu insanlar yani oradaki geçim şeyleri nedir eskiden neyse bunu çetmesi lazım yani. Yani burada şu var yani biz biraz fındık tembeli olduk yani onu da söyleyeyim yani fındık Allah verirse şey diyor yani fındığın çapalamasını kendisi yapmıyor, bakımını kendisi yapıyor, artı tırpanını yapıyor, şeyini yapmıyor, hep dışarıdan birisine bunu yaptırmaya çalışıyor. Ya gidin mübarek yandır o bahçeden ki bu pandemi döneminde memleketinden giden insanlar yani bu anlamda karlı çıktı yani çıktı. En azından evinin etrafındaki bağ bahçeyi avlusunu ekti, dikti, işte fındıklara baktı falan. İnşallah bu sene daha fazla verim alacak yani çıkacak. Yani biz bunları yapmıyoruz yandır. Yani hep hazır yiyecek. Yani buraya gelen insanlara böyle zannetmiyoruz ki yandır yani öyle kolayca yani yiyip içiyorlar yani şudalar. Ama şey nedir? Buraya geldiklerinde yaşadıkları sıkıntıyı belki şey demiyorlar. Yine köyünden gidip orada ne varsa işte mahsul yani pancar veya nedir ne bulursa yanır. Onları toplayıp getirip turşusunu, şununu bunu falan alıp burada gelip onu yiyor şey diyor. Yani artık tüketen bir toplum değil. Yani ki bu Türkiye içinde gelen üreten toplum olmamız lazım. Her şeyi hazır işte marketler boy boy işte mahalle senedir sokak sokak açılıyor işte diyor. Yanındır. Yani nereye kadar? Yanındır. Yani nereye kadar? Yani onun için senedir biz köyümüzde senedir çarşıya ne için gidiyorduk? Senedir gaz almaya, duz almaya senedir bulabilirsek yani bulabilirse derken yani alınırsa yanındır. Yani eski tabirle portakil almaya senedir. Ama bütün meyveler Şubat ayına kadar, bu aylara kadar, Mart ayına kadar yani şeyde samanın içinde sakladığımız ve
yani şey ettiğimiz şey, patatesinden şundan bundan geçiyorduk. Bütün yani yiyeceklerimizi yani oradaki imkanlarına karşılıyorduk. İşte tabii gurbetçilik ya özellikle 20-25 senedir yani alabildiğinde şey etti. Yani, yani özellikle uzak yerlere gidenler falan. Onun insanlar da yani özellikle yazın geldiklerinde, fındık zamanı geldiklerinde memleketlerinden bir ton yiyecek götürüyor yani diyorum. Onun için bu insanların yani o toprağına bu insanları çetmek için yandır. Yani yani özel bir çaba harcamak lazım. Yani bu anlamda Büyükşehir Belediye'miz gerçekten takdir ettiğim şeylerden birisi. Yani hiç hakkını yemeyelim. Benim için siyaset çok önemli değil. Yani kişilerin yaptığı yani veya ne de el uzattığı şeyler yani önemli. Yani bu anlamda şeyler yapılıyor işte diyor. Belki köyümüzde şu anda inmez ama biz istiyoruz ki yani köyümüzdeki insanlar da bu dokunuş yani bu yani şey gelsin yani bu kolaylıklar veya muhabbet gelsin. Yani bu insanlar buralardan yığılmadan kurtulup işlenir. Köylerine gitsinler, köylerinde yanındır, yesinler, yesinler. Çocuklar da orada okusun, yaşasın yanındır. Peki başkanım, şöyle deriz ki belki hani iş alanı bulmak için orduya geliyorlar diyeceğiz, evet. Ama orada şu an bir iş sahası da yok açıkçası. Sizce niye geliyorlar orduya? Yani vallahi ben işsizlik olarak bunu düşünmüyorum. Mesela nedir? Şu pandemi döneminden önceki şu Fidangöl Caddesi şeyden başlayıp yanındır. Sizin buradaki eski caminin yanından başlayıp otogara giden cadde herhalde büyük itibariyle yanındadır. O caddede dolaşan insanlar için onların yani %90'ı iş aramak için değil yanındadır. Kolayca oralarda oturup yiyip içip yani evine icabında bir ekmek dahi götürmeyen yani götürmek istemeyen insanlardan dolu olur bunu şey diyoruz falan. Yani bu insanlar rahat yaşamak için veya nedir yani işte fındıktan fıstıktan aldığı 3-5 kara şeyi yanındadır kolayca harcamak için buraya geliyor. Herkesin cebinde sendir kartlar bilmem falan havalarda uçuşuyor genç diyor. Yani işte nedir? Yani iş sahası tabii gençlerimiz iş sahibi olsun yanıdır. Yani orada da yani bu anlamda şeyler olsun. Ama yeni nesil şunu şey diyor işte nedir? Eskiler zaten yanıdır. Onlar Allah selamet versin şetsin ama işte yeni nesil kolayca iş sahibi olmak istiyor. Yani bizim çektiğimiz sıkıntıları çekmek istemiyor, yaşatmıyor. Herkes yani belediyeden yani şundan buradan iş talep ediyor veya herhangi bir fabrikadan ama ne iş yaptığın zaman her işi yaparım diyor. Her işi yapan adam yani bana göre şey değil. Hiçbir yani şey yapamaz adam diyorsunuz. Değil, hiçbir şey yapmayan adam. Evet. Yani ben şunu yaparım diye çıkmıyor yanındır. Ya bir de oturacağım masanın başında şey nedir yani akşama kadar internette gezeceğim cep telefonuna şey edeceğim. O adam ne kazanacak? Senin sırtından para kazanacak o adam. Yani işveren şeyi kazanacak yani senin mesain karşısında. Adam onu yap, onu şey etmiyor. İşte ben mesaimi tanırım, mesaiden sonra hiç şey etmem. Bu adama para kazandırmam, yani veya nedir, bunu kâra şey etmem. Ben maaşımı bilirim. Yani böyle bir şey yok yani. Yani biz evet. De biliyoruz, biz yani nedir, gecenin vakitlerinde, cuma, pazar yanıdır veya nedir, hiçbir sahibi mefhumu şey etmeden, yani saatlerce, tonlarca iş yaptık gençlik. Yani bunu şey derken, yani şuna şükrettik gençlik, devlet bu işi bize vermiş. Yani ben de bu işi mahcup olmamak için yapıyorum diyor. Şimdiki yeni nesil veya nedir memurlarda ben bunu göremiyorum. Yani mesai saatleri arasında sıkışmış şeyler. Yani günlük güneden şeyler. Ama öbür tarafta öyle insanlarımız var ki şeyler. Günlük şeylere ihtiyacı olan vatandaş şeyler. Yani bunları da görmek lazım. Yani bu işsiz güçsüz insanları da görmek lazım. Ama yani sosyal devletçilik veya nedir, sosyal politika olarak herkes iş sahibi olsun yaşasın. Ama şeyler yani üreten bir insan olmaz lazım. Üreten bir şey etmez lazım. Yani o işi talep eden insanlar da işte bu sokakta yani avara dolaşıp işte nedir farklı yerde yiyip içen insanlar bile ben niye içiyorum da yani ben komşuma, eşime, dostuma faydalı olamıyorum diye biraz kendine şey yapması lazım, işte sorgulaması lazım kendisini. Evet. Başkanım mesajımız var birkaç tane okuyalım, farklı bir konumuz da var ona geçelim. Akıcı ve yararlı bir program olacağına inancım tamdır demiş Ahmet Akköse. Ahmet Çelen kardeşime ve Sayın Başkan'a selam, saygı ve muhabbetlerimi sunarım demiş, eklemiş. Biz de Ahmet Akköse Bey'e saygılarımızı, sevgilerimizi gönderdik. Osman Karagöl selam olsun sizlere demiş ve aleyküm selam dedik. Mekrom, Dursun tabii. Şahan, Ahmet abi ağzına sağlık, iyi yayınlar diliyorum başkanım, selamlar demiş. Sizlere selamlarını iletmişler. Başkanım zaman zaman sosyal medyada paylaşımlarınızda özellikle bizim kanalımızın da üzerinde durduğu bir konu vardı. Fatsa'daki maden ocakları. Evet. Yani bunların ölüm saçtığına dair paylaşımlarınız beni açıkçası mutlu etti.
Siz bunu dernek olarak mı yapıyorsunuz bu çıkışı ya da bireysel olarak mı yapıyorsunuz? Ya da yani, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Şimdi şöyle yani devlet yani şunu şey diyoruz. Yani yıllardan beri Türkiye'nin gündeminde bir şey var. Yani Kaz Dağları, Maz Dağları. Yani tamam orası da bir ayrı bir sıkıntı. Ama birisi benim gelip memleketimde bağımı, bahçemi, işte ormanımı, fındık bahçemizi etrafında yaşayan insanı şey derse, yani siyanürden zehirleyerek bir şeyi yani altın veya herhangi bir maden çıkarıyorsa yani şurada, bu benim görmemezliğimden gelemez yani şey demez. Ben kendi şey olarak yani bu konuya çok duyarlıyım. Yani çevre olarak, çevreci bir insan olarak yani duyarlıyım yaşadığım. Niye benim yani güzelliklerimi, değerlerimi bu insanlar bozuyor yaşıyor. Niye yani bozuyorlar başkanım? Şey, yani tabii şunu şey diyorum yani tabii bu çok insanı, özellikle orada yaşayan insanları rahatsız eden konu. Ama bunu verirken, şey derken ki bunun içinde HES'ler var, yani orman kesimi var, sendir, su kaynaklarımız var. Yani bunlar bizim şeylerimiz yani yaşam alanımızda yani nedir? Bu doğa içindeki varlıklarımız. Yani nedir? Yani atıyorum bir HES yapmakla bizim ne kadar elektrik üreteceğiz yani? Ne kadar yere edeceğiz? Ama bakıyorum mesela ben fiilen şeyi biliyorum, işte mesuliyede var yani o anlamda. Şey, top barajı değil yani yukarıda bir yerde. Şendir. 5 tane köyün suyunu kesip yanındır. Ne kadar bir şey çeker. Yani zaten oradaki sular iyice azalmış. Yani şeyden evet, dolayı, ormandan da dolayı. Azaldı. Bunu da şey diyorsun. Yani o insanlar oralarda bağ bahçe yapıyordu, bilmem neydi. Onu da şey diyorsun. Minicik bir şey etmek için şendir, bir sürü insanın şeyine mal oluyorsun. Şendir. Yani oradaki yaşam şeylerini kısıtlıyorsun. Buradaki şeye gelince yanındır. Bu ayrıca şey olan yanındır. Çok sıkıntılı olan bir şey. Yani oradaki insanlar yani nedir? O havayı soluyorlar, siyanürle ilgili geleceğine bulma şey falan. Tamam, memlekette altın çelsin ama ben bunun birilerine yani peşkeş çekilmesini istemiyorum yani. Benim yörem insanı ki onlar şunu yapıyorlar yani şey diyorlar. Genellikle sen nedir? Yani orada yani çet yapısı hazırlıyorlar. Şunu zarar vermeyeceğiz, bunu yapmayacağız. Sizden işe adam almayacağız diyorsun. Ondan sonra çeviriyorlar etrafı. İşte orayı kelleştiriyorlar, körleştiriyorlar ve senedir kapısında şey yani birkaç tane güvenlik görevlisi diyorlar. Sen orada ne halt ettiklerini, ne yaptıklarını, ne şettiklerini bilmiyorsun. Kusura bakmayın ben böyle bir laf kullanıyorum ama. Doğru söylüyorsun. Ama bunu yaparken şey derken yani bu yörenin veya Türkiye'mizin herhangi bir yöresindeki bu şeylerin şey edilmesi lazım. Bu anlamda İstanbul'daki yani Gürgenli ve Dernekler Federasyonu olarak benim de yani içinde olduğum bir şey var. Yani bir oluşum, sivil inisiyatif hareketleri diye bir şeyimiz var. Yani şu anda yanılmıyorsam 30 civarında falan dernek yani görevlileri işte buradaki şeyde çevre gönülleri derneği başkanı da dahil olmak üzere. Yani 30 tane dernekten yani, oluşan bir sivil yani inisiyatif. Dernek veya kişi yani oluşan şu anda bir şeyimiz var. Yani ortak bir sayfamız falan bunları biz paylaşıyoruz. Atıyorum yanındır. Yani Gürgentepe özelinde şey dersek şu anda bizim yanındır Işıktepe, Okçabel, Tepeköy ve Gölke'ye bağlı Direkli havzasında bir tane yerin maden arama olarak şey nedir, ihale aşamasının olduğunu biliyoruz yani. Şey yani duyduk daha doğrusu. Bu bugün olmasa yarın gerçekleşecek. Ama o bölgeye baktığımızda bu böyle kısacık bir alan değil veya dar bir alan değil. Kaç tane, 4 tane yerin dağılımı olan bir yerde. Nerede yapacaklar bu şey? Hangi şartlarda yapacaklar? Oralara ne getirecekler, ne götürecekler? Hangi madeni arayacaklar? Yani biz bunları bilmek istiyoruz, işitmek istiyoruz ve yani bunları yani böyle göz yumma diye bir şeyimiz yok yani şansımız yok. Yani buna öncelikle şunu da söyledim. Yerel yönetimlerde sahip çıkılması lazım. Sen nedir? Sivil toplum kuruluşlarında kişilerin de zaten doğal olarak sahip çıkması lazım. Yani benim köyüme gittiğimde yani yani herhangi birisinin yani bir komşumun, bir arkadaşımın bağına bahçesine bu anlamda yani şeyler kurarak yani oraları işte kirletmenin kimseye hakkı yok yani kimsenin hakkı yok yani o anlamda biz yani dernekler olarak bu anlamda duyarlıyız ki şu anda işlenir yani 30 civarında ki fazlalaşacak önemli olan yani fazlalaşması değil yani özde bu şeye sahip çıkması lazım yani yanındır yani yaklaşık 5-6 sene önce mesela Gürgen'de çöp dökme alan diye bir şey tahsis ettiler şu anda mahkeme kararıyla yani gündemden kalktı ama mesela bir çaybaşı yanındır. Yani orada mesela şu anda bir sıkıntı var yanındır. Niye? Şu yanındır o insanlar yanındır. Yani bu kirlenmeyi veya bu çevre şeyini şey demez yani. Şu anda gündeme çıktı ama baktığında şey nedir? Alan şey, mera alanı.
ve su kaynaklarının şeyi. Yani hayvanları otlatıyor. Aşağıdaki insanlar o şey gözlerinden su alıyor. Hala alıyorlar yani şey diyorlar. E sen buraya geliyorsun, çöp dökeceksin yani. Yani artık bu devirde, bu modern devirde şendir kimsenin yanındır. Gelip de şendir senin bu doğanı yani bozma hakkı yok. Kim olursa olsun yani altın da arasa, şey de arasa, gümüş de arasa veya başka şey de arasa. Onun için yani hepimizin yani duyarlı olmamız lazım bu konulara. Tepkimizi çetmemiz lazım. Ama yani madem gerekiyorsa bu anlamda şendir oradaki insanların da bazı şeyleri paylaşması lazım. Bunun yani faydası nedir? Yani zararı nedir? Yani Türkiye oraya ihaleyi alan insan yanındır Ankara'dan alıyor yani şey diyor. Yani kimse ne haberi yok. Şendir gelip orada kazmaya vurunca şendir insanlarımız da buna tepki gösterince şendir yani kıyamet kopuyor yani şey diyor. Yani evet. Oraya gelmeden bu işlerin çözülmesi lazım. Yani tartışılması, izah edilmesi benim de ikna olmam lazım yanındır. Yanındır. O anlamda ben kendi namıma duyarlıyım. Federasyon adıma nedir bu işin içindeyim. Derneklerimiz de yani bu anlamda yani duyarlı insanlar sendir yani memleketinden nihayet bu şeyler oluyor. Yani şimdiki şeyde her taraftan bütün yayın organlarında bunu görüyoruz yani diyoruz. Yani herkesin de yanındadır. Rahatsız olduğu konular sendir. Yani hepimizin bir şeyler yapmamız gerekiyor bu anlamda. Şimdi başkanım Fatsa'da örneğini görüyoruz. Kaz Dağları'nın bir benzeri Fatsa'da var. Evet. Zaten az önce ifade ettiğimiz gibi TV52 bu konuda duruşunu gösterdi. Hem de sert yüreklilikle gösterdi. Şimdi geleceği hipotek altına alıyorlar. Çocukların geleceğini hipotek altına alıyorlar. Evet. Suyumuzu mahvediyorlar. Havamızı bitiriyorlar. Yani şöyle diyeceğim. Ne istiyorlar bizden? Yani ha bunu yapmışsın, ha katliam yapmışsın, ha cinayet işlemişsin. Kim izin veriyor? Niye izin veriyor? Veya ne istiyorlar bizden? Yani, ne istiyorlar da bizden almaya çalışıyorlar? Yani, ben bunu gerçekten soruyorum kendime de cevap bulmuş değilim hala. Şimdi şunu şey derim yani şöyle bir şey yapalım. Tabii bu yani işler yani projeler hazırlanarak işte bir yerlerde bunun dosyaları hazırlanarak yandır. İhaleye çıkılıyor şey. İhaleye çıkarırken bir şeyin nedir? İhale şartları vardı bir de teknik şartları vardı. Teknik şartların içinden şunu derler yani şeyler atıyorum. Yani orada bir ağaç kestim, lanettin. Yani o ağacın dikine yerine ağaç dikmen lazım. Veya kirlettin etrafı, o siyanürü veya nedir, yani o ayrıştırmayı şey edecek maddeyi nedir, izole etmen lazım bir şekilde yandır. Ama bir de atıyorum, yani çoğu fabrikalarda olduğu gibi işlenir. Yani o hava insanların yani teneffüs ettiği hayvanların icabında onun da yaşam alanı olan ve etrafındaki bağ başında olan insanlar bir şeyler soluyorlar yani şey diyorlar yani siyanürün veya nedir diğer şey zehirli maddelerin şey yapalar. Bunları şey etmek için şeyler o teknik şartname içinde vardır yandır. Tamam ihale yapıyorsun ama yani nedir bu teknik şartnameyi şey etmek gerekiyor yandır takip etmek gerekiyor. Ben bunun yeterince takip edilmediğini şey diyorum. Yani daha sonra şunu şey diyor yani alan vatandaş ben istediğimi yaparım diye şey diyor. İşte bunun ihale kabul şeyi veya nedir işte sonunda bir şey vardır şeyler yani iş bitirme şeyleri falan bu çettiğinde ki yani buradaki Fas'taki şeyin şu anda şeyler televizyonlardan gördüğümüz kadarıyla yani fiilen başına ben olarak gitmedim ama şeyler yani şeyin bittiğini sürecin bittiği söyleniyor ama yani bakıyorsun aynı şeyler yine devam ediyor yani evet. Diyor şeyler aynı görüntüler, aynı sıkıntılar şey var. Benim ağacımı dikmemiş. Yani siyanürünü orada bırakmış. Yani ondan sonra etrafı kirletmiş. Fındık bahçeler kurmuş. Oradaki insanlar risk altında. Nasıl bitti yaşattı? Yani o şartlar ne içinde? Başkanım bitti bunu, de ormanı bitirdik demişler. Doğayı bitirdik demişler. Bunu takip eden yani bir şey olması lazım. Bir yani insanların olması lazım. Daha sonra bu ihaleyi yapan kurumların olması lazım. Yani ben parayı kazandım, gittim orada altını çıkardım. Aldım, taşıdım şeye Amerika'ya, Kanada'ya bilmem falan. Buradaki adamlar ne yaparsa yapsın yani. Bu mantık yanındır. Kırılması lazım yanındır. Evet. Başkanım birkaç mesajımız var müsaadenizle. Nabi Çelenk iyi yayınlar, selamlar demiş. Sevgi Çelenk Akbay iyi yayınlar dilemiş bize sağ olsunlar. Hakkı Çelenk hayırlı yayınlar, Ahmet Çelenk selamlar Ahmet Ataç başkanımıza demiş. Yaşar Keskin selam değerli insanlar demiş. Aleyküm selam başkanım. Evet Tekin Çelenk. Ben aslında bu konuyu biraz daha konuşmak istiyorum. Gölköy ve Gürkentepe'yi bir bütün olarak gören haliyle iki ilçenin de dertleriyle hemhal olan Ahmet Başkan'a başarılar diliyorum demiş. Şimdi Tekin Çelenk.
Özellikle Sarpdere yoluyla ilgili ben paylaşımlarını takip ediyorum. Feryadını da takip ediyorum. Şimdi diyorum ki, hatta bazen kendi kendime söyledim. Ordu'da Tekin Çelenk kadar Sarpdere yolunu gündeme getiren bir 10 kişi olmuş olsaydı bence bu yol sorunu çözülürdü diyorum. Sen bu konuya nasıl bakıyorsun veya biz niye sahip çıkmıyoruz bu söylemlere başkanım? Şimdi bu anlamda şunu söyleyeceğim. İki yer için yani bunu dile getirmeye çalışıyorum. Özellikle kış sezonu ki 10-15 gün önce yani yaşadığımız bir kar şeyinde yani kocaman arabaların yollarda kaldığını söylüyor. Tamam yollarımız eğri de bürü de olsa yapılıyor yani şiliyor ama şeydir. Mesela yani o yola girmeyen vatandaşlar yani Uluvey'den sapıp şeydir, Sarpdere'den kolayca alt yoldan kar, kış, kıyamet olmadığı bir yerden, yöreden. Ondan sonra diğer taraftan şey, Kabataş'tan yine Gölke'ye ulaşım sağlayacak bir yerden yanıdır. Yani şeylerine, yani memleketlerine veya işine gücüne kolayca dönmesi gereken iki tane şeyde şeydir. Şey ettiğimizde yani o yollara baktığında mesela Kabataş Gölke yolu belki yani 20 sene 30 seneden beri hala yarım yamalak bitirilmiş bir yol. İşte ki yani iki araba yan yana ancak sapışıyor. Ama Sarpdere yolu benim de zaman zaman yani kullandığımız kolayca yani kar yağsa bile karda fırtınada şeye nedir Gölke'ye veya Damarlı'ya ulaştığımız bir yol. Şey orada civarda köyler de var. Ulubey'in köyleri, işte Gürgentepe'nin Tikenlice köyü de olmak üzere işlenir. Yani hem genişlik bakımından hem de bakımsızlık anlamında yani alabildiğine şey olan bir yol yandır. Bunlara birileri görmesi lazım yani bu şeyleri. Yani bunun şeyi yok yani mazeret de yok, siyaseti de yok yandır. Yani o yöredeki insanlar bu rahatsızlığı hissediyorsa yani şey diyorsa şeydir. Yani yukarıki yola ki yani o da zaten yani 20-25 seneden beri hala bazıların aşkı gibi bizim aşkımız kalmadı yani. Artık da nasıl kalmadı? Biz ancak bundan sonra aşkımızı değil severiz. Bugün aynı zamanda sevgililer günü. aşkını kalmadı. Çok yok, yok, kötü sevgimiz, bir şey. Sevgimiz var yani bizim. Yani aşk artık yani şimdilik aşklar kan aşkları. Buradan yanıdır. Melek Ataç'a da bu bir göndermedir. Aşk kalmadı dedim. Bunun altını çizeceğiz. Yok yok. Sevgimiz var bizim aşk kalmamızda. Tekin Çelenk'e niye sahip çıkmıyoruz? Yani... Valla şimdi yani, bu şeyleri dile getiren insanları maalesef şeye sevemiyoruz yani şey demiyoruz. Yani içimize sindiremiyoruz yani. Yani bu rahatsızlığı ben hissediyorsam, bunu dile getiriyorsam bunun birileri sahip çıkması lazım. Ama şey etmiyoruz yani ya kulağımızı arkasına getiriyoruz ya işte, tamam söyler yine durur diyoruz ama o yılan gibi yılan eğrisi gibi giden yollardan yani sapışmayı bile zor yani, şeyden yanındır genişlikte olan bir yerde yani benim öbür yolda yani kardan kıştan sıkıntı duyduğum yerde kolayca yanındır Gürgentepe'ye Gölke'ye ulaşmak varken nedir o yolun sıkıntısı çekiyorsam yani şey diyorsam yani oraya o yollara da bir şeyler yapılması lazım yandır. Evet. Yandır. Yani Tekin kardeşim bu anlamda yani duyarlı bir arkadaş. Onu biliyorum ben biliyorum. Yanıdır. Kendisine saygılar, sevgiler sunuyorum ama nedir? Birilerinde bu sıkıntıları görmesi gerekiyor yani diyor. Yani bunu illa dile getirmenin anlamı yok ki yandır. Yani o bölgedeki belediyeler artık yani nedir? Oradaki şeyler de yani oralara ulaşmaya çalışan yani muhtarlar veya yöneticiler yani biz nereye gidiyoruz? Bu arabalar buradan yani uçacak mı? Çukura mı kaçacak veya çarpışacak mı falan diye çetmeden çetmemiz lazım yani o yörelerin yani alternatif yani yolların şeyden sıkıntılarından çare bulmamız gerekiyor. Evet. Çünkü her sene birçok canımız gidiyor orada. O yollar gerçekten hem çok virajlı hem çok dar. İnşallah bir an önce çözüm bulunur diye ümit ediyoruz. Evet Yaşar Bektaş, Ahmet Ataç Başkanıma ve programı düzenleyen saygıdeğer kardeşlerime selam olsun demiş. Ve aleyküm selam, sizin de selamınızı gönderdik başkanım. Evet, Ahmet Şahin, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar başkanlarımızın başarılarınızın devamı dilerim başkanım demiş Ahmet Şahin. Gürgentepe ilçesi Muratçık Cumhuriyet Mahalleleri Dernek Başkanı Ahmet Şahin ve bize de kolay gelsin, iyi yayınlar demiş, sağ olsunlar. Murtaza Öz, hayırlı yayınlar İzmir'den herkese İzmir. Selamlar demiş. İzmir Gürgentepe'liler Dernek Başkanı. Evet, İzmir Gürgentepe'liler Dernek Başkanımıza da bize selam gönderir. Selamlar, güzel konuşuyor ve anlayana izahı çok iyi demiş Hüseyin Ocak. Evet. Sezai Demirci, Gülbelen Dernek Başkanımız. Gülbelen Dernek Başkanımız. Evet. Biz de selam gönderdik. Değerli başkanım, gurbette Gürgentepe için, Gürgentepeli için mücadele eden değerimiz, sağlıklı günler diliyorum. Selamlar olsun sizlere demiş, evet. Sezai Demirci. Gürgentepeliler Dernek Başkanımız.
Evet. Hakkı Çelen kardeşim, Ahmet Başkanımızı Sakarya Limandere'de belediye başkanı döneminde başarılı bir abimizdi. Kendisiyle her zaman gurur duymuşuzdur. Sakarya'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar demiş. Başkanım, bu da şöyle bir şey. Şimdi siz belediye başkanlığı yaptınız. Eğer sizin arkadaşlarınız, seçmeleriniz hala sizin için orada güzel anabiliyorlarsa sizi, bu da sizin demek ki orada güzel şeyler yaptığınız anlamına gelir. Evet başkanım, geldiniz, misafirimiz oldunuz, güzel konuştunuz, güzel şeyler konuştuk. Ne söylemek istersiniz? Yani konuyu toparlayacak olursak, Ahmet Ataç orada ne gördüğü tekrar alalım ya da ne görmek istiyor ile devam edelim ve toparlayacak olursak neler söylemek ister, buyurun. Yani şunu da söyleyeyim, yani özellikle Kanal 52 camiasına, ailesine yani böyle bir imkan hazırladığı için başta Üstad Ahmet Çelenk olmak üzere özellikle şey derim, yaklaşık yani bu aileyi ben yani 10-12 sene önce fiilen yani Ordu günlerindeki yani bütün ilçelere dolaşırken tanıdık. Hüseyin'dir tam bilemiyorum ama belki o annesi rahmetli olan Muzaffer Kovancı arkadaşım, onların annesine de rahmetli diyorum. Büyük bir ihtimalle bizimle beraberdi, bütün ilçelere dolaştık. Tabii evet. Buna şey derken yani biz mesela bir ilçemizden yani Gölköy'den, Gürgedepe'den değil yani bütün ilçelerimizin kendine göre şeyleri falan var. Yani bu anlamda sıkıntıları falan var. Bunları tek tek şey ettik, işte onları işte Ordu günleri tertip ettik ve yani şu pandemi döneminde yapıldı. Her sene İstanbul'da yani ilimizi başarıyla buradaki yerel yönetimlerine beraber temsil ediliyor, yaşıyor. Tanıtma anlamda işte nedir? Oradaki yani şeylerden yani dışarıdan gelen misafirlerimizden. Şimdi bunu derken şunu şey diyorum. Yani o günden beri yani o zaman bu işlerin başında olan bir arkadaşım da anmadan geçemeyeceğim. Akın Çiçek. Yani kardeşim selam olsun. Yani, az önce zaman... buradaydı. Tavlada Yasin Şahin'e kaybetmiş. Gofret almaya gidiyorlar idi. Onu da bilgisini verip tekrar yani, ifade etmem gerekirse yani, Akın Çiçek tavlada ama, kaybetmiş. Tabii o günden bugüne yani burada tabii yani aile içinde değişiklikler falan oldu. Şimdi genç bir kardeşimiz yani İsa Akçay diye bir kardeşimiz bu kuruluşun başında yani nedir şey olarak yani bütün dünyaya entegreli bir yayın kuruluşu olarak Hüseyin'dir. Ben çok önemsiyorum Hüseyin'dir. Ama dediğim gibi Hüseyin'dir yani bazı şeylerin arka bahçesi olmadan bütün yayın kuruluşlarımız ki bunun içinde gazeteciler de var Hüseyin'dir, dernek yönetimleri de var Hüseyin'dir, televizyon da var Hüseyin'dir. Nedir? Objektif olarak ne yapılıyor, ne yapılması gerekiyor bunu da şey ederek Hüseyin'dir. İstanbul'da da zaten yani benim mahallemde şey yani TV52 stüdyosu. Sen de zaman zaman yani oraya da gidiyoruz, enişliyoruz. Yani bu yarıya nedir? Işık tuttuklarını biliyorum. Yani hepsine yani tek tek teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Tabii, biz teşekkür ettik. Bizi dinleyen vatandaşların hepsi ki sizden de dolayı olmak üzere yani ordu değil yani. Bu anlamda şunu söylüyoruz. Yani biz yani şunu şey diyoruz. Yani biz yurdumuzu, ordumuzu, Gölköy'ümüzü, Gürgendepe'mizi seviyoruz, yaşıyoruz. Bütün şeyimiz, yani sevdamız bu. Bütün var olun başkanım, bizler de sizleri seviyoruz, teşekkür ediyoruz. Ersongül Gül, Gürgendepe Döşek Mahallesi Dernek Başkanı olarak hayırlı yayınlar diliyorum, selamlar başkanım demiş. Mustafa Şahin Başkanım da her iki Ahmet Bey iyi yayınlar diler, birliğimiz daim olsun demiş. Sayın Başkanım, Gölköy Dernek Başkanı selamlar olsun. Sezai Aydın, değerli başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Gürgendepe, Okçabel, Tepeköy, Kabataş grup yolunda yapılan sıcak asfalt sadece iki mahalle için yapılan bir yoldur. Yarım kaldı demiş. Tepeköy sınırları içerisinde yapılan yol sadece 3 kilometredir. Yarım kalan bu yolun yapılması konusunu gündeme taşır mısınız? Teşekkürler demiş. Fakat her güzel şeyin olduğu gibi bizim de programımızın sonuna geldiğimiz için başkanım bu konu aklınızda olsun. Bu konuyu bilahare gündeme taşımanız gerekiyor. Yani onun... Evet değerli izleyenler. Her güzel şeyin bir sonu var dedik. Bugün Ahmet Ataç başkanımla güzel şeyler konuştuk. Siz de bizi izlediniz, kahrımızı çektiniz. Teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileriz, hayırlı akşamlar dileriz. Evet. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.
Altın Ordu Sigorta son noktayı sundu.